Hulusi Akar'dan iki askerle ilgili açıklama. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın iki Türk askerini serbest bırakmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın hududu yanlışlıkla geçen iki askeri bırakmasına ilişkin yaptığı açıklamada, tarafların göstermiş olduğu olumlu ve yapıcı yaklaşımın, iyi komşuluk ilişkileri noktasında güzel bir örnek teşkil ettiğini ifade etti. Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan Milli Günü dolayısıyla verilen resepsiyona gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, yasa dışı göçle mücadele kapsamında görevli iki askerin Sehven hududu geçmesinin ardından alıkonulduğu Yunan makamlarınca serbest bırakılmasına yönelik sorusu üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti: HUDUTTA yasa dışı göçün önlenmesi için mücadele var. Hudutta yasa dışı göçün önlenmesine yönelik varılan mutabakatlar çerçevesinde bir mücadele var orada. O mücadele sırasında bir olay meydana geldi, iki askerimiz Yunan makamları tarafından orada alıkonuldu. Daha sonra yapılan temaslar, görüşmeler çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı, Panos Kammenos ile yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda oldukça kısa bir süre sonra iki askerimiz Türk makamlarına verildiler. Burada iki tarafın, tarafların gösterdiği olumlu ve yapıcı yaklaşım iyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneğini teşkil etti. Bu çerçevede bu olayın kısa sürede çözülmesi bakımından, iyi komşuluk ilişkilerine güzel bir örnek vermesi bakımından katkısı olanlara teşekkür ediyorum. İDLİB konusu İdlib'deki son durumla ilgili sorulara karşısında da Bakan Hulusi Akar şu ifadeleri kullandı: "Ateşkes düzeninin mutlaka devam etmesini, sürdürülmesini istiyoruz. Karadan, havadan yapılan tüm saldırıların bir an önce durdurularak bölgedeki ateşkesin, istikrarın sağlanması en önemli gayretimizdir."